Abartı Oyuncular YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Ses 1885'teyiz. Tiyatronun içinden travma geçirmeye çalışacağız. İçinden travma geçen şarkıyla. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Ben biraz da heyecanlıyım şu atmosferde. Yani neler geldi aklıma? Ya şurada hemen şu bisketi görünce sevgili Ferhan'la tabii rahmetli demek içimden bile gelen hemen Rasim'in ilk şeyi açılışında. Açılış skecinde. Rasim soruyor. Ondan sonra cuma hani burada diyor beyaz emniyet şeyi olması lazım. Ferhan da beyaz üstüne beyaz çıpıklı forma pek belli olmuyor diye. Valentin'in uyumsuz tiyatrosu. Evet, içinden travma geçen şarkı. Valentin'den esinlenerek skeçleriyle ustanın hazırladığı mükemmel bir muhteşemdir, oyun. Muhteşem bir oyun. Gerçekten özellikle öyle. Şarkılarıyla niş bir oyun. Sağ olasın. Yani şarkılarda gerçekten uyum sağladı. Gerçi Ferhan'ın sözleri yani çok da öyle kolay beslenecek sözler değil ama. Değil. Becerdiğimizi düşünüyorum. Ya yani becermek ne kelime? Bunlar hit olmuş şarkılar artık. Bize gelen yorumların çoğu bu şarkılar hakkında işte dijital mecralara yükleyin oradan dinleyelim kulaklıkta şeklindeydi. Ben de işte hani ilk tiyatro heveslisi olduğum zamanlarda bunu bilgisayarımdan sürekli dinleyerek gün içerisinde eğlenmiş bir insanım yani bugünlere gelene kadar. Peki sen bizim Ferhan nasıl tanıştığımızı biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin değil mi? Bilmezsin. Soruların arasında vardı ama. Var mıydı? Geldi, ha, madem öyle. Madem geldi. Leden, lep demeden leblebi yani yani. Biz Ferhan'ı çok seviyoruz tabii yaptığı işlerden dolayı. Bir sene öncesinde de Ferhan'a gelmeden Levent Kırcayar'la Kadıncıklar isimli oyunu yapmışız. Dedik ki biz Ferhan'a gideceğiz yani. Nasıl gideceğiz? Yani gideceğiz. Siz de çalışmak istiyoruz. Yani olur mu olmaz mı? Geldik Ferhan'ı. Kabul etti sağ olsun. Tabii o zamanlar daha Gündoğarken diye bir isim falan yok. Ne albüm çıkmış? 3 tane adam böyle. Nasıl geldik. Ya? Yoktu tabii ya. Yani albümümüz yok. 86'da çıktı albüm. Albüm yoktu ama Gündoğarken vardı. Yani yine çok tanınmış isim değildi. Çok tanınmış yaş, değildik doğru. Yaş. Yaş mı? Yaş, söyleyeyim ben 30 yaşındaydım. Ben de 24 civarı falan o civar diyordum. Yani evet. Amca da 38 yaşındaydı doğru mu? Geçmişiz o civarda bir şey. O zaman Gündoğarken grubu vardı. Var tabii. Var ama sadece işte ufak barlarda falan çalıyoruz. Yani öyle bir albüm yok. Hani hocayla tanışma isteğiniz nereden peydah oldu? Ya şimdi Ferhan'ın televizyon şey yaptığı neydi? Varsayalım İsmail miydi? Var, şey vardı yok. Burhan Pazarlama. Burhan Pazarlama. Şimdi tam adını... Adnan Pazarlama. Şimdi Burhan tabii aklımı başımdan aldı. Adnan Pazarlama. Yalnız hemen şunu ekleyeyim. Dershane de vardı bir de bizim dershane vardı. Oradan izledik ki çok... Ya da tam tersi. Evet. Müthiş yani zeka ürünü şeylerdi onlar. Yani oradan meraklıydık biz Ferhan'a. Ama şunu eklemek istiyorum. Levent Kırcayar'da çalışırken grup Gündoğarken adı vardı zaten. Yukan sen niye bu kadar taktın bu grubu? Çünkü ya okuyalım bir saniye. Benim için ben de özgeçmişiniz abicim, benim için önemli çünkü Gündoğarken adı. Bakıyorum benim için de önemli. O zaman. Evet. 1956 Eskişehir'de doğan Gökhan iktisat öğrencisi müziğe ortaokul sıralarında gitar çalarak başladı. 1983'te Gündoğarken'de profesyonel oldu. Mandolin gitar çalıyor. Evet. Mandolin ne? Bak ne dedim mandolin? Mandola gitar. İkisi arası bir şey o da. Mandola. Ha? Nerede satılıyor bu? Aa Burhan. Yani... Sen hiç gördün mü abi mandola? Ben ilk defa burada okudum abi. Allah Allah. Bundan sonra lütfen araştırın. Bak Google diye bir şey var. Eyvallah. Lütfen oradan araştırın. Mandola. Yani mandolinden büyük. Mandolin akordu gibi yapılıyor. Şöyle düşünün. Peki niye böyle keman, şey? Niye böyle bir şey çalıyorsun? Abi bana ben çalmak istemiyorum aslında. Bak. Al yavrum mandola. Aynen. Aynen. Mandolin çal mandolin. Mandola çal mandolin. Sonra buzuki çıktı. Hadi buzuki çal buzuki. Kim diyor abi bunu? Meraklıları. Allah Allah. Evet. 1959'da Eskişehir'de doğan Burhan da ortaokul sıralarında gitar çalarak müziğe başladı. 1983'te Gündoğarken de profesyonel oldu. Klasik gitar çalıyor. Neymiş efendim? Bir daha okur musun? 1983'te Gündoğarken de profesyonel oldu. Evet. Biz Ferhan'la kaç yılda tanışmaya geldik? 85. Ya demek ki var mıymış Gündoğarken? Ben yok demedim ki. Abi var da barlarda çalıyoruz. Yani. Albüm yok. Albüm yok. Albüm yok. Bütün Türkiye bilmiyor, tanımıyor falan. Geldiniz, kapıyı çaldınız. Geldik ve dedik böyle Ferhan'cığım seninle bir iş yapmak istiyoruz. Olur ama dedi. Ben yokum aralarında bak ben yani hakikaten yokum. Amcayla ben geldim. Amcayla Burhan geldi. Ondan sonra tamam çocuklar dedi böyle bir proje vardır işte Hümeyra da olacak falan filan. Olabilir dedi. Ne istersiniz dedi. Bir fiyat söyledi. Olmaz dedi. Bu koldur. Tamam dedik. Eskişehir'e gittik. Ondan bana geldi olayı anlattılar. Ferhan'a gittik böyle bir şey oldu. Ya dedim bırakın neye dalga geçiyorsunuz ben de dedim ya. Yani yok dediler ciddi ben. Yani şuraya gelene kadar o zaman ses tiyatrosu değildi. Küçük sahneydi. Küçük sahneydi dedi. Evet. Yani Ferhan'la karşı karşıya gelene kadar inanmamıştım bunları söylediklerine. Evet. Ama gerçekmiş gerçekten. Herhalde biraz daha amcanın mı
Evet evet tabii. Tabii tabii. Tabii ki. Ön ayak olması. Tabii ki aynen öyle. O zamana kadar değişik gruplarda çalışıyor hocam. Şahlar. Tabii Şahlar var. Nejat Yavaşoğulları. Tabii tabii. Özkan'la Fuat'la çalıştı. Özkan'la Fuat'la çalıştı. Serper'le Serdar'la çalıştı. Evet, siz onlardan biraz daha herhalde feyiz olarak bizde olur mu konusu oldunuz? Büyük bir ihtimalle öyledir. Ferhan'ın o zaman Eşi Kırılır'ı mıydı ya? Bir oyunu izlemiştim. Eşi Kırılır'ı da vardı. Evet evet. Şahlar vardı. Tabii ki. Asıl şey, Şahlar'ı izledikten sonra zaten doğru. O bir önerik oldu. Tabii ki. Büyük bir ihtimalle. Tabii. İlham oldu. İlhan. Evet, İlhan sayesinde de tanışmış olduk. Ferhan'la. Müthiş bir hikaye. Levent Kırca. Levent Kırca. Kadıncıklar zaten 1983 yılında yani ilk Levent Kırca'nın Kadıncıklar adlı oyunuyla sahne aldık. Yani öyle profesyonel olduk. Evet. Ne çalıyoruz? Açılış şarkısını çalalım o Niye zaman. Niye açılış şarkısı? İçinden tramvay geçen şarkının Emin açılış. Emin misiniz? Duygulanacağız. Hep beraber gözlerimizden yaşlar gelecek belki bu şarkı. Evet. Çok seveni var oyun haricinde. Belki bizi yeniden yıldızlaştırır bu şarkı. Ne dersin? Hadi bakalım. 3, 4. Biz eskiden bugünü, biz eskiden bugünü daha pembe, daha pembe ummuştuk. Meğer kader, cilvesiz normal kader. Çok garip, çok lodos bir sonbahar. Tevekkülle karşıladık. Liliyar, lirili marlen, liliyar, lirili marlen, liliyar. Aldır küldür dürüldü, romantizmin defteri. Ay, suay, raifi, ay, suay, raifi. Biz eskiden bugünü, biz eskiden bugünü gayet pembe ummuştuk. Meğer kader, cilvesiz normal kader. Aldatıldık mı yoksa, yoksa yoksa beraber mi aldandık? Soru işareti. Çok iyi. O soru işareti hala duruyor biliyorsun. Peki onu soralım. Aldatıldık mı yoksa beraber mi aldandık? Herhalde aldanan biz değiliz. Nedir abi? Aldatıldık. İtiraf edenler var yani. Aldatıldığını, yalan söylediler mi? Aldatıldığını. Yani aldandığını söyleyenler var. Biz ama biz eğer aldanmışsak da bütün bu gürür olarak aldanma hep beraber aldanmışızdık. Evet. O kadar kadar enteresan bir soru gerçekten. Aldatıldık mı yoksa ya beraber mi aldandık? Ya onu hocaya da soracağım. Birazdan belki hocayı da bağlayacağız eğer müsait olursa Zoom üzerinden. Onu hocaya da soracağım. Çünkü çok değerli bir soru. Aslında cevabı içinde olan bir soru. Evet. Daha ne kadar böyle gidecek? Evet. Ama cevabı içinde de o cevabı bulana. Evet. İçinde. Bir de soru demişken benim kızım, küçük kızım Selen de tiyatrocu. Tiyatrocu. Ferhan'ı çok seviyor. Yalnız şeyi merak etmiş. Selen geçenlerde tanışmıştın değil mi? Baba dedi, niye oyunun adı içinden tramvay geçen şarkı? Niye abi? Onun bir hikayesi var mı sende? Benim yok. Ben sen biliyor musun? Hatta Ferhan'a hayır. Soracaktım. Fakat sormadan önce biz burada bir cevap bulalım. Hani Ferhan'la acaba cevabımız örtüşecek mi, örtüşmeyecek mi? Onun için sordum bu soruyu. Ben şunu düşündüm. Şimdi Ferhan Tramvay diye bir oyun yaptı herhalde. Şimdi şarkılı da oyuncu oyun. Oğlum hadi sizler şimdi bu soruyu sorup da Ferhan'dan küfür mü yemek istiyorsunuz? Ferhan niye böyle bir soru sorulur bu ya? Kızım merak etmiş. Kızın sorsun abi, arasın sorsun, ben sormam sana. Ama yani sorulabilir bir soru canım. Niye olmasın ki? İçinden travma. Şimdi bak demin bu soruyu sorduk. Aldandık mı yoksa beraber mi aldandık? Bu soru oluyor da. Bu niye soru olmuyor? Ben o riske girmem abi. Ferhan'ın ben ne diyeceğini biliyorum hepiniz. İkinize. Göreceğiz. Ne de olsa bağlanacak değil mi? Bağlanacak birazdan. Tamam. Sen sorarsın abi. Mustafa sen de yuttun. Biz dışarı çıkarız. Tamam. Sorarım. Sen dışarı çıkarız, kaparız şey kameraları falan. Yani ölmek yaptırır. Bir fırça mı dersen ben ölmeyi o da bence enteresan bir soru tabii yani. Ölmek bir fırça mı? Bunun da bir hikayesi var. Hocanın oyun isimleri oyunları kadar orijinal. İçinden travmaya geçen şarkı. İşsizler cennete gider. Şahları da vururlar. Hepsi bir yerlerden esinlenmiş ama bozularak. Fişte Bahçe Su. Evet, Fişte Bahçe Su. Bunlar daha yani isimler oyunlar olduğu evet. kadar. Yani siz tabii zekası onu. Zaten Ferhan zaten belliydi. Yani ufacık televizyon skeçlerinden bile belliydi. Kendi bir dili özellikle. Bu planetten olmadığı. Evet. Bu gezegenden değil. Aynen öyle, aynen öyle. Abiler oyunda kimlik soruluyor. Bilmeyenler, oyunu izlememiş olanlar varsa lütfen oyunun en azından başını izlesinler.
oyunda seyircilere biletle beraber, biletleri kontrol etmekle beraber kimliklerini çıkartmaları isteniyor. Faşizmi anlatan, Hitler faşizmini anlatan bir oyun. Fakat bu Hitler faşizmini siz şöyle şahit oluyorsunuz. Gerçekten Gestapotlar ve Gestapeler oyun başlangıcında sizlere kimlik bitti diyorlar ve gerçekten kimliklerini çıkartıp gösterenler evet. var. Çok ya baktım ben bir kişi de sormamış ya niye kimliğimi soruyorsunuz. Hatta şöyle bir olay var. Cumhuriyet Gazetesi'nde haber oldu. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde tabii kıyafetlerle Gestapo ve Gestapet kıyafetleriyle oyuncu arkadaşlarımız geçen insanlara sordular. Ama işte bunlar hep 12 Eylül 80'in tabii şeyleri, yansımaları. Hatta daha da fecisini söyleyeyim. Yine Cumhuriyet Gazetesi bir sosyal deney yaptı o yıllarda. Bir parkta bir tane uzun böyle pardüsülü bir adam elinde megafon. Hmm. Bir tane büyük park düşün. Otur diyor, herkes oturuyor. Kalk diyor, kalkıyor. Evet. Yani o kadar üzücü bir durum ki yani. Pardon gerçekten. Da bugün olmayacağı da şey değil yani. Sanki farklı bir dönem yaşıyormuş gibi anlattım buraya. Evet, şimdi düşünsün. Bugün anlattın neredeyse. Bu oyun demek ki yıllardan beri Türkiye coğrafyasında hiç değişmeyen bir sisteme eleştiriyor. Maalesef, maalesef hiç sorma yani. Evet. Bir de Ferhan hep konuşuyoruz ama bir de Ferhan'ın Muzır Müzikali de var ayrıca yani. Evet, yani hep buradaki oyunlardan bahsettik. O tabii Şan Tiyatrosu'nun yanmasına neredeyse ne yazık ki yani yandı ya adamlar tiyatroyu yaktılar evet. ya yani. Tiyatroyu yaktılar, sonra insanları yaktılar tabii yıllar yavaş sonra yavaş. Da. Aynen böyle yani. Tiyatrolar, bu işler böyle gidiyor yani yavaş yavaş. Önce kitaplar, sonra tiyatrolar, sonra insanlar. Tabii aynen öyle abicim, aynen öyle. Üfleye maalesef. Üfleye yiyorlar yani. Birkaç tane soru var. Onları belki soracağım Hadi size. Soru soracaksın ama buranın soru sorulunca tuhaf davranıyor. Ben abicim Ferhan'a soru sormam ben. Sana soruluyor sana soru şimdi. Sana ona cevap veririm canım, sorsunlar. Allah Allah. Hocaya niye sormuyorsunuz? Ben sorarım canım. Ya o kadar şey değil. Ben sorarım, ben sorarım. Tamam, yorum var, sorular var. Birkaç tane de önüme geldikçe onlardan size aktarmaya çalışacağım. Ah ulan 1986'da genç olmak vardı. Erdal Mutlar demiş. Efendim vallahi çok duygulandım demiş. Sizin videolarınızı az önce biz Twitter'a koyduk. Onları görenler. Varol Aydın, unutkanlıklar güzeldir. Oyun içerisinde en gün doğarken kokan şarkı, unutkanlıklar güzeldir. Hmm. Şarkılar ortaya çıkarken Ferhan Şensoy'un üretim sürecine ne kadar ortak olmuşlardı? Birinci soru. Ben cevaplayabilir miyim izin verirse? Şimdi o... izin verdin mi? Bir dakika, hemen soru soruyorsun. Bu arada Gökhan Şeşen, Burhan Şeşen'den büyük. Yani. Büyük, evet zaten belli, herhalde belli oluyordur. Bir de hemen şey, hani en gündoğarken kokan şarkı dedi ya. Unutkanlıklar güzeldir. O da Hümeyra'nın bestesi. Hümeyra'nın şarkı. Hümeyra'nın bestesi. Ama zaten Hümeyra'ya zaten tarzlarımız çok evet. uyar zaten evet. Hümeyra ile. Hümeyra şartlarını ayrı beraber yapmadık. İşte bizler gündoğarken olarak ayrı yaptık. Hatta o şarkıyı hiç unutmuyorum, eğer yanlış hatırlamıyorsam düzelt abi. Rahmetli Onnotur armonilerini çıkarmıştı Hümeyra yaptıktan sonra. O yüzden sonra, biz çalamamıştık değil mi? O yüzden biz de o zaman hakikaten doğru söylüyor. Yani o kadar yetkin müzisyenler değiliz. Bazı tuhaf akorlar, işte macidler o zamanlara göre falan akorlar var. Bayağı bir çalışmıştık o şarkıya ama o Hümeyra'nın şarkısı. Genel olarak zaten içinden tramvaya geçen şarkının akorları çok zor. Mu? Değil. Size göre değildir. Değil ama aslında. Ama şimdi ben duyuyorum işte akorları göndersinler, akorları yazsınlar, bilmem ne falan çıkaramıyoruz yaparız diye yorumlar geliyor. Hemen. Bunu da yapalım hemen, orta oyuncuları bir yerine şey yapın yani onu koyun, abim hemen onu halleder iki dakikada. Neyse ben konuyu üretim sürecine ne kadar ortak oldunuz evet, diyor. Üretim sürecini ne kadar? Ya üretim süreci bir defa biz bütün provalara neredeyse geldik yani. Hep izledik oyunu, seyrettik. Tabii Ferhan tabii çok disiplinli ve çok heyecanlı. Her yeni işte, hatta biraz sinirli de diyebilirim. Yok yani. Yani gerçekten ortalığı yakıp yıkıyordu. Bir de biz için tabii iki ayrı ekol. Bir Levent Kırca tam tersi bir ekol. Ferhan bambaşka bir ekol. Yani ikisi böyle birinin rahatlığı diyeceğim Levent abi. Ne Ferhan tam tersi. Biz hep böyle ya ne olacak, nasıl bu oyun nasıl çıkacak falan filan. Çıktı tabii ki. Aslında şey, beni en çok kaygılandıran, ya ben bu sözleri nasıl ezberleyeceğim diye. Evet. Çünkü yani hoca yazdıkça yazıyor. Evet. Yazdıkça yazıyor. Geçen Eşek Araları oyununu işte restore ettik Ömer Şahin sağ olsun. Onu YouTube kanalımıza koyduk. Bu arada çok güzel bir hizmet yapmışsınız. Oyununa teşekkür ederiz. Teşekkürler. Gerçekten. Ömer Şahin de çok büyük destekleriyle. Sağ olun. Benim sınıf arkadaşım kendisi, Eskişehir Sinema Televizyon'dan tabii. Evet. Ya video öyle. Video sonunda onun da suretini göreceksiniz. Kim bu Ömer Şahin diyenler olursa, çok başarılı bir görüntü ve ses çıktı ortaya. Eşek Araları'nda
neredeyse hiç partisyon yok. Neredeyse hiç bölünmüyor. Sürekli itirat, sürekli itirat. Rasim Öztekin, rahmetli Ferhan Şensoy sürekli beraberler. Arada koro giriyor çıkıyor, başka oyuncular giriyor çıkıyor. Ferhan Şensoy sahneden inmiyor. Bunu nasıl ezberliyorsun? Evet, evet. Bu nasıl bir yetenek melake? Ha, tamam yazmak eyvallah. O yüzden yazmak. Biraz korktun. Ya bir de şey var, o dönem mesela 2-3 oyun birden okuyorlar, oynuyorlardı. Öyle tabii, öyle repertuar tiyatrosu. Ya ben öyle bir şey olsam girip valla o sahnede başka bir oyunda oynayabilirim yani. Yani gayet üretim güzel. Sürecine nasıl dahil oldunuz diye bir soru vardı. Üretim sürecinin dediği gibi provara gel. Ben hakikaten diyordum ya, şimdi Levent Kırca ile Kadıncıklar adlı oyunu yaptık. Çünkü onlar hani bizim şarkılarımız, sözlerini biz yazdık. Hı-hı. O yüzden biraz daha kolaydı. Hı-hı. Ama şimdi bu sözlere beste yapmak hakikaten çok zorlayıcı bir şey. Bir de hakikaten nasıl ezberleyeceğim korkusu vardı bende. Ama işte. Ya mesela Ferhan, ay 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 Buhran Var'ı ben besledim işte, tamam mı? Ya şöyle çok enteresan bir şey atıyorum. Ay 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 dört. Mesela Ferhan diyelim bunu üç tane yazmış. Ay 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 yazmış. Aha. Ben dört defa söylüyorum. Ay 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 ay. Eğer gerekseydi ben dört kere yazardım. Ya diyorsun ki ya bir ay lafı ya. Yani anlamı ne olacağım dedi ki. Ya işte edebiyat böyle bir şey. Varol Aydın'ın ikinci sorusuna geçelim, ondan sonra şarkıya geçelim. Oyunun geçtiği evrene yakın sayan Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Komiki Münih, karlar Gestapo'lara rağmen var olabilir mi? Yani diyor ki, söyleyeceğim. Şu şeyde diyor, mizah yapılabilir mi? Zaten oradan. Onlara rağmen çıkıyor mizah. Bak şu mizah nasıl çıkacak ki? Hani ne kadar baskı altında olursa olsun, bu sonradan su üstüne çıkar. Yapılıyor. Görmedik mi Gezi olayları zamanında? Hı-hı. Sosyal medyada yani. Ama Gezi olayı 2013. Evet. 8 yıla çok şey değişti. Değişti. Tabii ki kötüye gitti ama mizah bence yapılabilir. Belki şey merdiven altında yapılıyor ama bundan ya da hocanın deyişiyle kauçuk kaplayarak. Güzel bir, çok güzel. Kauçuk kaplayarak değil mi? Eyvallah. Ne ama şey var abi. Bak ben sana söyleyeyim. Mesela en çok bence bu tutucu kesimin kendi sanatçılarını var edemiyorlar. Tamam mı? Yani hep yani sanatçı dediğiniz zaman bence sanatçının aydın olması lazım. Sanatçı i̇nsan, muhalif olmadıktan sonra. Anladın mı? Yani, yok, yani insan hakları olsun, kadın hakları olsun, hayvan hakları olsun, demokrasi olsun. Onun için kendi sanatçılarını yaratamıyorlar. Hayır bak şimdi yüzden hemen itiraz edeceğim. Evet. Ya sanatçı yaratılmaz ki. Nasıl yani, kendi sanatçılarını yaratacaklar? Şimdi sen, seni mi yarattılar? Sen bir şekilde, değil mi? İçine sindirdin evet. Bazı şeyleri. Evet. Hani yaptığımız iş sanatsa öyle ortaya çıktık. Ama bizi kimse yaratmadı. Hayır, şimdi medyasını falan yaratabilir sermaye anlamında. Ama sanatçısını nasıl yaratacak? Yaratamaz işte. Ha, o anlamda söylüyorum. Evet, işte. Ha, pardon ben şimdi başka türlü anladım. Evet. Yorumlarda da. Abi okuyacağız. Sanatçı nedir, nasıl yaratılır? Kim haklı? Burhan tamam. Şeşen veya Gökhan Şeşen tamam. Yazın aşağı. Evet yazın, hakikaten merak ettim anket sonuçları. Hadi bakalım ne çalıyoruz valla? Bir şarkının ortasında dalmış kalmıştır ama. Şimdi şöyle var, bu Hümeyra'nın bestelediği şarkıda da böyle bu sözler vardı. Değil mi? Bir şarkının evet. Şimdi biz bizim yaptığımız besteyi söyleyeceğiz de. Oyundaki ismimiz de Plenek Musiki Cemiyeti evet, biliyorsun. Evet. Ya öyle bir şey var. Plenek Musiki Cemiyeti. Hatta biz bu şarkının sonunda Rasim sunuyordu ya. Hani biz de bekliyoruz Plenek Musiki Cemiyeti ve arkadaşları diye. Ya oyunu mutlaka izlesinler ya. Bir oyunda ismimiz geçmiyor. Evet. Yani orta oyuncuların, Ferhan Şensoy'un sahnelediği bütün oyunları izlemenizi tavsiye ederiz gerçekten. Hadi abiciğim hazır mısın? Neyi hazır mıyım? Şarkıya. Şarkı mı söyleyeceğiz? Tamam. Bir Plenek Musiki Cemiyeti'nden geçiyoruz. Bir şarkının ortasında dalmış kalmış tramvay, batmadı musiki şinas. Tramvayın tıngırtısı mecazı görse, yar şarkının içinden tramvay deste gider. Yıl 1911 aheste beste gider. Elinize sağlık abi. Oldu mu? Gayet güzel oldu. İyi. Kaç eminim. 36 senedir söylemiyoruz şarkıları. Ciddi misiniz? Tabii nerede söyleyeceğiz niye yani? Niye durdururken söylüyorsunuz? Yani bazen aslında biz düşündük. Dedik ki hani
Bir ilk zamanlarda belki de bu oyun zamanı sahne aldığımızda belki birkaç tane söylüyorduk, evet. Söylüyorduk şeyde, evet. Sahnede ama hep de var. Bir sürü oyun müziğimiz var bizim yani yaptığımız. Bir proje geliştirdim falan, biraz da tembellikten belki de. Evet, aslında bizim de hakikaten bir, en azından arşiv için bir tiyatro müziklerimizi kayıt etmemiz lazım. Besteler ve söz. Söz hoca da biliyorum. Evet. Bestelerin hepsi mi sizde? Evet. Evet. Yani biz şimdi bunları bir yerde kullanmak istesek size telif mi vereceğiz? Ha, güzel bir soru. Şimdi bilmiyorum. Ya Ferhan zaten bir şey telif ödememesine imkan var mı? Adam gitti, Karl Valentin'in torunlarını buldu Avusturya'da bir yerde. Onlara bile telif ödedi. Bize mi ödemeyecek yani? Şöyle bir şey var. Bir dakika, doğru. Mesela biz bu oyun için bir fiyatta anlaşmıştık oyun başına. Fakat Ferhan bize ayrıca telif ödedi. Muhakkak. İşte maalesef böyle insanlar da var. İşte o yüzden ülke bir yere gitmiyor. O yüzden bizim istememize gerek yok yani. O yüzden ülke bir yere gitmiyor yani. Ne telifi diyecekti, geçecekti, gidecekti. Meğer mazi pembeymiş, yarın belki mor olur. Ah Lili Marlen, Lili Yar. Ben eskiden bugünü pastel pembe ummuştum. Oyun sözlerini yazmışlar. Bir de söndürme rümeniyi bırak açık kalsın ışıklar. Evet var. Ya, rümeniyi. Evet ya. Rahmetli Erbil Çirkin. Erbil ya, Erbil. Erbil. Evet. Rumenige, Derval, Efe, tabii Ferhan tabii Galatasaray olduğu için o zaman isimler hep böyle tabii. Ama biz çok eğlendik. Şimdi biz Gökhan, ben amca Fenerbahçeliyiz. Bir de orada hep matine suare falan oynuyoruz Mustafa. Ve de maçlar falan radyodan dinleniyor. Hafta sonu. Hafta evet. Sonları biz kulisteyiz. Bir maçı dinliyoruz güya. Bütün tabii Gestapolar, Gestapetler de Galatasaraylı. Rahmetli Boranlar falan. Bütün ekip evet, böyle evet. Galatasaraylı, Ferhan Galatasaraylı, Rasim rahmetli Galatasaraylı. Bir de üçümüz varız Fenerli. Şimdi biz hani sonuç ne olursa olsun. Tamam mı? Atıyorum burada duruyor gösteri. Biz böyle hani böyle falan. Onlar mesela kaç Boran var kaç falan böyle. Lan biz de bayağı rezilmişiz ha. Ama tiyatroda ama eğleneceksin ya yoksa. Tabii canım yani ama, kulis hayatı diye bir şey var. Ama Ferhan'ın bir lafı vardı, onu aslında programın sonunda söylemek isterdim ama şimdi söyleyeyim çünkü yeri geldi. Tramvayın son oyununu oynadık. Artık herkes birbirini tebrik ediyor. İşte vedalaşıyoruz falan. Ferhan'a gittik, ya Ferhan'cığım dedi, çok teşekkür ederiz, senden çok şey öğrendik. Ferhan böyle bir durdu. Çocuklar dedi, kendinizi küçümsemeyin dedi, ben de sizden çok şey öğrendim dedi. Ulan Ferhan bizden ne öğrenebilir acaba? En azından sahnede ne yapılmaması gerektiğini öğrendim. Ama tiyatronun hakikaten ben bütün müzisyenlere söylüyorum, müthiş bir iş yani. Tiyatro ya kıyısından köşesinden bulaşın diyorum mutlaka. Çünkü bir çarp dönüyor, tamam mı? Yani sahnede istediğin gibi birazdan lerç olabilirsin, repertuarını değiş. Tiyatroda öyle bir durum söz konusu değil. Bir repliği kaçırmana imkan yok. İşte girişler, çıkışlar falan. Hakikaten ben tiyatro çok izleyen bir adam değilim ama içinde olmaya bayılırım. Yani seyirci koltuğunda oturmayı çok sevmem açıkça. Ama içinde yer almak yani bana en ufak bir rol hiç. Yani figürasyon bile bir şey olsa içinde yer almaya bayılırım tiyatroda. Sen sahne adamısın yani. Tabii aynen öyle. İşte şahlar... Olamadı. Şahlar olsaydı bu duyguyu da tatmin etmiş olacaktık, evet. Hep beraber. Evet. İçinde dışında. İnşallah olur ya tabii. İnşallah. Çok özel pandemiye bir denk geldik. Çok özel bir ismi kaybettik tabii. Levent Ünsal'ı. Levent abi. Ve de Levent tabii her an yani sahneye çıktığımız zaman da Şahlar'da her an yanımızda olacak bizim. Evet. Ama işte tiyatronun da durumu bu. Şeyi bu biliyorsun. Perde asla kapanmıyor. Hı-hı. Ben hiç unutmuyorum Ferhan'ı. Haldun Taner rahmetli olduğu zaman biz sahneye çıktık. Hı-hı. Ve Ferhan'ın nasıl hocası yani. Ve evet. Ferhan ki ailesinden biri gibi çok seviyordu Haldun Taner. Hakikaten. Yani müthiş zaten ustam diye bir o gün çıktık oyun oynadık. Sonra Ferhan ağlayarak seyirciye Haldun Taner'i alkışlattı. Onu hiç unutmam, bak tüylerim diken diken oldu. Bu sahne kapanmıyor. Bu işin de bedeli bu. Hani bazen dışarıdan insanlar aman ne komik işte bir şey yapıyorsunuz. Ne kolay iş falan gibi geliyor ama değil. İnanılmaz zor bir şey yani. Evet. Hoca geldi. Geldi mi? Geldi. İyi insan lafı üstüne gelir. Merhaba hocam. Sesim geliyor mu? Evet. Gökhan ve Burhan Şeşen burada. Şimdi kamerayı onlara döndürüyorum. Ferhan güzelleşmişsin sen. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz siz tiyatroda? Abi oturduk işte bir sohbet ediyoruz. Evet. Ah. Siz herhalde tiyatroyu özledik. Özlemez miyiz? Özlemez miyiz? Seni de özledik, tiyatroyu da özledik. Evet, ben de görünce çok heyecanlandım. Aslında siz gece sabaha kadar çalarsınız bu gün işte. Tabii biz gece uçağına falan geliriz. Ben de gitar orada, saz orada. Evet abi biz hazırız yani, her şeye hazırız. Seni bekliyoruz, gel bir başlayalım. Evet. Tabii bu resmi görmek de bir anlamda hüzünlü.
bir yılı geçmiş kapalı olarak ses tiyatrosu. Vallahi öyle. Her gün gelin. Gelmezsek adıysa. Ben de gün mutlaka katılırım. Şimdi sana bir soru soracağım ben. Burhan çekindi sana o soruyu sormaktan. Benim kızım bir şeyi merak etti. Baba dedi, niçin dedi içinden tramvay geçen şarkı, oyunun adı. Ben de şöyle bir cevap verdim. Herhalde dedim, Ferhan bu oyunun tramvay koyacaktı. Şarkılı olunca böyle bir değiştirme yaptı dedim. Yani doğru mu söyledim bilmiyorum ama başka bir sebebi var mıydı? Ferhan ben dedim ki ben bu soruyu Ferhan'a sormam. Çünkü dedim küfür yemek istemiyorum. Kolay gelsin arkadaşlar çok size. Teşekkürler. Sağ olasın. Var mı istediğin bir şey? İstediğin bir şarkı var mı? İstediğim bir şarkı yok. Siz sevdiğiniz bir şey söyleyin. Ben sizin şarkılarının hepsini seviyorum. Ben sağ ol Ferhan'cığım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Valla çok özledik. İnşallah yani görüşürüz. Keşke oralara gelsek de orada görüşsek ama. Peki Ferhan'a bir oyun şarkısı çalalım bari ya. Çalalım. Bir oyun şarkısı çalalım mı Ferhan'a? Sana ne var abi? Evet. Buhran var. Buhran var çalalım abi Ferhan'a. 3-4 Ay 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 buhran var. Olgunlaştı anlaşmazlıklar. Balkanlarda buhran var. Ay 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 buhran var. Kömürün zaferi, buharlı gemiler. Gemilerin zaferi, sömürgeler. Sen sazı al, ben bongoyu. Sen fası al, ben bongoyu. Bölüşelim dil yar. Dilili stres dil yar. Limanlar dar gelir, gör gemi gemilere. Gemilere binilir, Hint içine gidilir. Hiçbir şey götürülür, zencefil getirilir. Her bir şey getirilir. Kömürün zaferi, buharlı gemiler. Gemilerin zaferi, sömürgeler. Dilili stres, dil yar. Balkanlardan taze geldi, buhran var. Yürü ya kaptan demiş Tanrı İngiliz'e. Oh my God, dünyamız az biraz parsellenir. Dilili stres, dil yar. Bravo. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Nasıldı hocayla görüşmek? Ya iyi gördüm ben Ferhan'ı. Çok olsun. İyi gördüm evet, vallahi. Evet. Özlemişiz de ya. Heyecan verici değil mi? Ya düşünsene Ferhan'ın bir dakika eden bir sene boyunca tiyatro yapmaması falan. Evet. Yani düşünün olacak iş değil. Hadi biz evde atıyorum gitar çalıyorsun şarkı bir şey oluyor evet. Hani ama ne yapacak tek başına? Abi ben sana şunu söyleyeyim mi? Belki de Ferhan için iyi olduğu biraz dinlenmiştir. Evet. Kitap yazdı bol bol. Tabii güzel. Bol bol abi tabii. Neredeyse çıktı. Bulunduğu yerde gayet iyi. İstanbul'un sitesinden uzak falan. Evet, sen belki bilmiyorsun bir hikayemiz var Ferhan'la. Ben Ferhan'ın bu pandemi sürecinde o çok meşhur bir şiiri var ya onu besteledim. Hangisi? Ferhan abiyi. Şarabi. 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 Onu besteledim sonra Ferhan'a gönderdim. Sonra telefon etti bir çok beğenmiş sağ olsun. Ondan sonra birkaç gün sonra yine aradı Burhan dedi. Yani bunu dedi klibini çekeceğiz dedi. Şimdi ben dedim vallahi nereye gidiyor iş acaba? Yani Ferhan bana bir şarkıda klip teklif edecek. Tabii Ferhan'cığım dedim nasıl istersen. Ama dedi Sezai sen oynayacaksın. Ama şimdi biz şiiri biliyoruz tabii. Şimdi dinleyenler de oynayacağız yani lütfen. Hastır ve Sezai diyecek bana. O şiir birçok insan tabii. Tarafından biliniyor. Tabii. Biliniyor mu? Çünkü niye? Tuncay Mahmut. Seslendirdi ve video kaydı var. Tabii. Çok da güzel bir video. Güzel. Ben de yapıp yaptım doğru. Yani az çok bir şey. Oynayacak mısın sen? Tıngırınabilir misin abi? Hastır ve Sezai bana diyecek. Peki böyle bir klip projesi var mı gerçekten yoksa bu bir espri? Ferhan bence geyik yaptı. Benle Ferhan.
Yok, bence geyik yapmamıştır. Onun içinden şey geliyor demek ki buna. Yani sen hazırlıklı oldun. Şarabı bile kapandı orası. Başka tabii bir canım. Ya, sorma ya. Ama neyse, konuları... Neyse, var mı abi ezberinde hemen çıkabiliyorsa o... Hemen şimdi şarkı yok. İnan ki yok. Gerçekten çıkmaz. Çıksa zevkle çalarım. Hiç öyle şeyim yoktur. Tamam. Piyano öyle yaptım o besteyi de. O yüzden hep kafamda öyle bir şey. Piyano öyle yaptın, gitarla çalamıyor musun? Evet, ben öyleyim abi. Ben hangi enstrümanla beste yapıyorsam... Mandolayla yapsa mandolayla çalarım. Benim suçum ne abi o zaman? Sen çok yeteneklisin abi. Hadi canım, buna yetenek diyorsun yani. Evet, hikaye yok. Soru değil ama getirseniz sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Ellerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum. İyi ki varsınız. Yarattığınız her şey için çok teşekkür ederim. Ekonomik determinist 31. Kim o ya? Ekonomik determinist 31. Kim acaba? Merak ettim ben bu şahsiyeti. Çok heyecanlı bir buluşma olacağı benzer. Sözler ve bestelerin unutulmaz olduğu bir oyundu. Benim sorum şu. Bu oyundan evvel tiyatro sahnesi deneyimleri var mıydı? Yoksa başlarına bu konuda yeni olmaktan kaynaklanan matraklıklar geldi mi? Yok işte şey vardı. Kadıncıklar. Kadıncıklar vardı. Kadıncıklar vardı. Bir yani de... diyor ki acemi olmanızdan kaynaklanan sizi tiyatroya geldiğinizde ustalar daha kıdemliler. Hani bir şey mesafesi vardır ya tiyatroda. Abi sadece şöyle bir şey hatırlıyorum. Gökhan'la ben o zaman Avcılar'da oturuyoruz. O zamanlar burası arabalar falan geçiyor, taksiler falan. Ve cuma akşam 21'de oyunumuz var. Hiç unutmuyorum. Ve de ben hep akşam, yani öğleden sonra yatarım çünkü akşam oyun var. Akşamdan sonra gece kulübünde çalıyoruz falan. Uyandığımda Avcılar'da izliyorum. Uyandığımda saat 20.33'tü. Dijital saatte gördüm. Avcılar'dan Taksim'e cuma akşamı geleceğim. Ondan sonra sen de var beraber. Sonra yani arabayı öyle bir kullanıyoruz ki yani diyorum inşallah bir yere çarparız ki. Hani içimden bahanemiz olur. Yani Ferhan'a bahanemiz olur ya. Yani yoksa ne diyeceğiz abi yani. Abi şekilmişte uyandım. Ve inan bana bak ikinci zil amca tek başına çıkmış. O hep duruyoruz ya böyle ikinci zil. Bir de Ferhan hep gelip böyle bakardı o öncesi. O gün de bakmamış şans. Amca tek başına çıkmış. Canım kuliste yaşa. Ama biz, biz ikinci zilden sonra şeye girdik. Tamam da ikinci ama canlıştı. Sahneye çıkmamışlar mı? Evet, kuliste evet, bekliyordu. Evet evet. Bir öyle oyuna bir hikaye yani. Oldu. Oyunu, ama benim ayağım nasıl titriyor biliyor musun? Sahneye çıktım. Ya 20.33 diyorum ya. Uyanma saatimiz o ya. Yani 25 dakikada Avcılar'dan cuma akşamı buraya, bir de o zamanlar araba falan bırakılıyordu şeyin önüne. Arabayı bırakıp istenesi çıksınlar, bir koşuşmazlar. Hiç onu unutmayız tabii yani. Çok enteresan çünkü siz o zaman orta oyunculara yeni girdiniz. Yani daha doğrusu tiyatro sahnesi olarak Levent Kırca'da varsınız evet, ama başka bir disipline şimdi yeni adapte olacaksınız. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Şimdi Levent Kırca'yla evet başka bir ekol dediği gibi buranın. Şimdi şu var. Şimdi oraya alıştık. Şimdi buraya gelip Ferhan'a duyduğumuz saygı falan farklı bir saygı. Levent abiye de duyduğumuz saygı farklı bir şey. Ama buranın disiplini, şimdi tiyatro eğitimimiz yok. Tamam müzik yapıyoruz. Evet müzik konusunda kendimizi geliştirdik falan ama... Hani, aynı zamanda oyuncusunuz. Burada müzik yapan herkes. Evet, herkes yani. Yani, aynı zamanda bir oyuncu olmak. Evet. Oyunun içinde olan bir insan. Yani o şey farklı bir deneyimdi. Ama şey olarak yabancılamadık çünkü... Evimiz gibiydi burası yani. Bütün arkadaşlarımız ama, biz öyle davrandı. Ama tiyatronun ciddiyetini biz burada gördük. Çok net. Yani şundan dolayı kılık kıyafetinden yani pantolonundan ayakkabısına kadar yani atıyorum kulüpteki portakal, ilk oyundaki portakal gerçekten burada gördük. Yani kılık kıyafet yani bambaşka bir. Bir de tabii o zaman nöbetçi tiyatro falan var. Bir sürü genç arkadaş. Burası hakikaten bir tiyatronun mabediydi yani. Mabediydi. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Orta oyuncular ailesi gerçekten sayılamayacak kadar kalabalık bir aile. Bazen böyle kimler geldi, kimler geçti? Ya şu faiyeye bir bakıyoruz fotoğraflara evet. Zaten. Bizim yani ben o kadar yıldır orta oyuncular içindeyim. Yeni yeni isimler duyuyorum bazen. Aa şu da oynamıştı, aa şu da vardı. Tabii tabii. Nöbetçi tiyatro başlı başına başka bir küçük bir ya, aile. Tabii ki canım. Alt yani. Aile vesaire. Evet. Gerçekten ya. Özellikle nöbetçi tiyatro yani. Tabii. Biz ya düşünsene bundan bir önceki oyunda... Münir Özkul'la Erol Güneydin'in kulüsünde soyunup giyindik abi. Şimdi bunun yani bunun parayla hiçbir şeyle ölçülecek bir şey değil. Evet. Yani ben onun için özellikle böyle tiyatro hani tiyatroya böyle manyak derecede düşkün genç çocuklar var ya onları ben o kadar iyi anlıyorum ki yani düşünsene hakikaten iki tane ustanın orada makyajını yaptığı yerde biz de Gökhan'la makyaj yaptık, giyindik, soyunduk. Yani öyle olağanüstü ötesi bir anlatılacak bir şey değil evet, yani. Yüzlerce gerçekten. Kişiden oluşan bir aile, orta oyuncular evet. Ailesi. Yani dünya üzerinde çok bulunmayacak bir... Ferhan da örneği yok. Ben onu söyledim. Evet, Ferhan da örneği yok. Bir şarkı çalalım mı? Hemen bir şarkıya girelim. Gökhan, 3'ten 4
uçak çalacağız. 3 tak, 4 uçak, 100 gram beyaz peynir. 100 gram peynir. Bunu hep sahnede çaldığım şarkılardan biri de budur. Hazır mısın? Hangi sahnede çaldım? Sen şeylerde, gece kulüplerinde diyorsun değil mi? Gece kulüpleri, pavyon, bar, batakhane. Ondan sonra cuma. Sünnetler. Evet, sünnet, yani. Sünnet, sünnet. Allah Allah ya. Bir dakika, ben hazır mıyım? Uçak, 100 gram beyaz peynir, 3 tam 4 uçak, 100 gram beyaz peynir. Üretilen tüketilir, tüketilen üretilir. Ölen ölür, kalan sağlar, düşünsün. Dünya iktisat dünyası, cepte 5 paramız yok. 3 tam 4 uçak, 100 gram beyaz peynir, 3 tam 4 uçak, 100 gram beyaz peynir. Abicim diyorum ki, bir keresinde de bir uçak eksik alsak da şu peyniri boğdursak. Hayır, cık, uçaksızlık olur muymuş ille de bir saat. 3 tam 4 uçak, 100 gram beyaz peynir. 3 tam 4 uçak, 100 gram beyaz peynir. Tatlar hazır olunca savaşmanın günüdür. Horoz dövüşmek isterse ipe sebep serilir. Hemen sebep bulunur, ipe sebep serilir. Önde sebep, onda martılar. Önde sebep, onda martılar. Haydi tanklar, uçaklar, demir döküm sarayı. Batsız öldürünüz, batsın bu dünya. Millet adapazar. Vurunuz öldürünüz, batsın bu dünya. Batsın bu dünya. Bravo abi, bravo, 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 bravo. Orta oyuncularla prova almak, oyun oynamak nasıldı? Az önce anlattınız gerçi bu soruyu. Tabii ki orta oyuncularla prova almak, oyun oynamak. Benim de az buçuk bildiğim kadarıyla Nöbetçi Tiyatro'dan muhteşem bir şey. Fakat dizlerinin bağını çözdüren bir şey. Yani şurada sahne aldı. Evet, insanı özel hissettiriyor ama çok o çok önemli gerçekten. Oyundaki şarkıların hepsinin bir hayranı olarak sevgili Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen çalmaktan en keyif aldıkları şarkıları bizlerle paylaşabilirler mi? Benim listem İşbirlikçi Dolunay, 3 Tank 4 Uçak, Unutkanlıklar Güzel. Sizin hangi favori şarkınız var mı abi böyle hani? Arada mi? Böyle mırıldandınız. Çünkü bu oyunun şarkıları dile pelesenk şarkılar. Evet. Bize bazen şöyle tweetler geliyor. İşte bu sabah uyandım ve 3 Tank 4 Uçak diye evin içinde gezmeye başladım. Ben de öyleyim yani. Zaman zaman güzelmiş. Ben de İstanbul Satıyorum şarkılarını... Tramvayın şarkılarını böyle pelesenk oluyor. Bir yerde bilinçaltından Allah pisliği çıkıyor. Ve ya onu benim, söyleyerek evin içinde işte süpürge yapıyorsun. Şey, biz eskiden bunu bugüne, çünkü şeyi de çok önemli. Hakikaten hiç değişmeyecek bir şey. Bu yani içindeki taşıdığı ruh, evet, duygu da hiçbir zaman değişmeyecek bir şey. Açılış şarkısını diyorsun. Evet, 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 şarkısı. Evet, evet. Yoksa çok güzel şarkılar var. Şey, 3 tank 4 uçak güzel şey. İşbirlikçi Dolunay. Evet, şimdi onu çalacağız zaten, İşbirlikçi Dolunay'ı. Tabii Hümeyra ile bir defa var. Tabii şimdi Ferhan çok çok özel. Ama bir de Hümeyra ile beraber şarkı söylemek, çalmak. Bence Hümeyra Türkiye'nin en önemli yorumcularından da birisi gerçekten. Ama çok heyecanlanıyor şarkı söylerken. Yoksa biz çok istedik onunla beraber bir şeyler yapalım falan. Çok heyecanlanıyor. Yani çok iyi bir oyuncu, zaten söylemeye müthiş gerek yok. Çok iyi bir illüstratör. Kitap şeyleri, kapakları çiziyor, plak kapakları falan. Gerçekten şahane bir sanatçı ama çok da güzel söylüyor. Ama şarkı söylemek onu çok heyecanlandırıyor. Hatırlasana, bir yılbaşı çekim yaptık yine yıllar önce hep beraber, Ferhan falan, Hümeyra. Şey, yılbaşı çekimi. Orada mesela çok şey yaptı. Stüdyoda birkaç şarkı söyledik beraber. Çok çok böyle heyecanlanıyor. Bir de Hümeyra faktörü var tabii oyunda. Yani o yılbaşı çekimimiz de enteresan bir hakikaten. Bir oyuncu ve oyunu hocadan sonra belki hocayla beraber sırtlayan aktrist. Oradaki karakteri, oynadığı tipler. Evet. Müthiş. Evet. Çok temperamanı çok yüksek. Evet. Duygusu enerji çok yerinde. Gerçekten öyle. Karşıya çok iyi geçiyor. Evet. Şarkıları müthiş. Bir de şey var tabii, Hümeyra ile birlikte söylediğimiz, onu daha sonra söyleyeceğiz. Yani bu benim bu oyun müziklerinde aslında favori şarkım odur ama dilime pelesenk olan şarkı da şeydir. Biz eskiden bugünü... Peki şu İşbirlikçi Dolunay'ı çalalım o zaman, sen onu dedin, onu da seviyoruz dedin. Tabii çalalım tabii. İşbirlikçi Dolunay. Ama ondan sonra nereye bağlayacağız onu? Orada duracak işte abiciğim. Bir yere bağlamamıza gerek var mı? Ya ben öyle bir bağlantıları seviyorum ya. Bilenek musiki cemiyetinden geliyor. Evet. Evet.
Yunan'da iç savaş, Berlin'de bir dolunay. Şapkın vursun bacadan, pencereden dolunay. İşbirlikçi dolunay, gözlerin mahmur mahmur. Uykusuz mu kaldın ki dünkü geceden? Bu da böyle bir şeydi. Aslında bunun sonrası da çok eğlenceli. Evet, devletin özlük kuvvet falan. Amerika'da komandolar var. Güzel evet. Böyle bir şeydi. Orada evet. Oyunu açınız, evet. İzleyiniz, izleyenler evet varsa. Oyun şarkılarının akorlarını paylaşmanızı istiyorlar. Tamam. En kısa zamanda nasıl yapabileceksiniz? Şöyle yapacağız. Acaba siz bunu Gündoğar Ken'in değil mi? YouTube evet, kanalı bak var. Şöyle yaparız. Sizin sayfaya da koyarız. Bizim sayfaya da koyarız. Olmaz mı öyle bir şey? Olur. Olur tabii. Olur, yaparız. Olur, niye yapmayalım ya? Tabii zevkle tamam. Yani. İnsanlar hiç olmaz dediği hem orijinal hem şey doğrularını evet öğrensinler. O işi abime havale ediyorum. Çünkü o güzel de bir yazılım programı kullanıyor. Hı-hı. Finale diye. Hı-hı. Gökhan onu en kısa zamanda halleder. Sırf o mudur yani? O yüzden mi? Yazılım programı kullandığım için mi? Gökhan yazılım programı kullanıyorsun. Başka? Ondan sonra cuma. Başka söyle söyle. Yerecek misin, övecek yok misin? Baba galiba Angarya'yı sana da istiyor. Galiba. Yok, yok. Yok, Angarya, yok. Angarya'da yok. Yok. Oyun için kullanılan şarkılardan albüm yapmayı hiç düşündüler mi? Çok düşündük. Emin olun çok düşündük ama olmadı. Ama bundan sonra yaparız herhalde. Beraber bir şey ya. Belki de ilk defa da belki siz de bir şey yapın. Orta oyuncular yayınları içerisinde. Biz dijital olarak vereceğiz bunları. Ya, yok, yani yok şeyden o değil. Belki de atıyorum tiyatro müzikleri diye bir yapı şey de yaparız. Evet, evet. Oradan da şey yaparız. Ne bileyim paylaşabiliriz de. Neyi? Yani şarkıları yok. Tabii yok adam ne? Telifi. Telifi yok yok. Telifi paylaşırız. Yok biz buradan telif istemiyoruz. Telifi zaten falan duyuyoruz. Kayıtlara geçti telif almayacaklar bize. Ek olarak mümkünse Zenginler de Yaratır Seni Beni Öldüren Savaş şarkılarını. En son zaten onu çalacağız. O final şarkısı o, zaten. O dedikodu gibi olmasın. Dedikodu şimdi gibi Gökhan'ın olsun. En çok sevdiği aslında bu şarkıyı Hümeyra olağanüstü söylüyordu. Ben de ona var gitarla eşlik ediyordum. Zaten videolarda vardır hep yanında böyle duruyorum. Evet. İçinden şarkı geçen tramvayı çalalım. İçinden şarkı geçen tramvay, için için dalga geçen tramvay, yıl 935, 935, is icat edilmemiş fakat hitlerimiz mevcut. Yayılırken dört bir koldan faşizm virüsü Almanya'ya. Terk ettim Karl Valentin'i yıl 935 tam akşamüstü. Adamım yalnız kaldı sahnede, yalnız yalnız adamlardır tiyatro. Bertolt Brecht Amerika yolcusu yıl 935 titreyip kendine döner Almanya. Kitapları yakıyorlar meydanlarda. Titreyip kendine döner Almanya. Kitapları yakıyorlar meydanlarda. Tiyatroya kim gider? Hayatımız tiyatro, hayatımız tiyatro, hayatımız tiyatro. Bravo. Müthiş. Hümeyra'nın buradaki duygusu çok önemli. Ya çok güzel şarkı söyledi gerçekten. Benim çok favori şarkım bu. Muhteşem söylerdi evet, ya gerçekten. Bak sözleri de çok iyi. Yalnız yalnız adamlar. Muhteşem ya. Evet. Ya Ferhan zaten yani hani aşmış kendini. Ya aşmış yani. Bir de şöyle düşünürsün. Şimdi yani tiyatro ile bunu biraz kendimden pay biçerek, biraz da oyuncu olmak isteyen ya yazar olmak isteyen insanlardan pay biçerek şöyle bir duygu var. Ferhan Şensoy'u tanıyanlarla ilgili. Hoca yapılabilecek her şeyi yapmış. Yazılabilecek her şeyi yazmış. Söylenebilecek her şeyi söylemiş. Ne yapsan gerisinde kalıyorsun. Ama bir evet defa şu mekanı evet kazandırmış ya. Şöyle bir ama mekanı biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. O da var.
bir şeyin gerisinde kal, ışığın gerisinde kalmak da çok kötü bir şey değil. Çünkü önünü aydınlık görüyorsun. Muhakkak o da şey. Ama ustaya geçemeyecek çırak gibi hissediyorsun kendini. Yani o anlamda evet. Ama öyle. Böyle bir duyguya kapılıyorsun. Ya geçmek de gerekmiyor. Yanında geçmek yürümek yeterli. Eyvallah. Yanında ama yürümek yeterli. Birlikte yürümek abi yeterli. Bazı isimler vardır. Naçizane işte Nazım Hikmet gibi, ne bileyim, Yaşar Kemal gibi. Hani onlarla aynı ülkede yaşamak, aynı dili konuşmak çok özeldir. Veya Yılmaz Güney gibi. İşte Ferhan da onlardan birisi gibi. Evet. Biz ne kadar şanslıyız. Onunla aynı sahneye çıktık. Onunla oturduk. Şaraplar içtik. Muhabbetler ettik. Kendimi o kadar çok şanslı hissediyorum. Şimdi içindeyken çok anlamıyorsun. Evet. Yani o atıyorum bundan ya 35 sene doğru. önce bunu çok anlamıyorsun. Evet. Yani ne olacak? Yani çünkü iş gibi. Ama şimdi böyle zaman geçince, zaman geçince Ferhan'ın yaptıkları katlarınca büyüdükçe yazdıkları, çizdikleri, ettikleri işte bu salon falan. Ulan diyorsun bir dakika dur ya. Yani ben Ferhan'ın arkadaşı olmuşum, telefonunda evet. açıp konuşuyorum falan. Yani o kadar önemli bir şey ki bizler için. Çok o kadar önemli özel. Bir hadise. Ben 2005 yılında bir oyununu izledikten sonra şöyle bir düşünceyle karşılaştım. Dunk diye kafama giren bir düşünce. Ferhan Şensoy'un çaycısı olsam başka bir şey istemem diyordum. İnan senin gibi çok genç var. Bir sürü Mustafa, insan inan var. Ki çok, sürü çok genç var. Çok önemli bir duygu muhakkak. Yani sonradan tabii ki teşviki mesaimiz olan bir ustam, patronum, her şeyimiz oldu. Çok önemli bir duygu. Birçok insan Ferhan Şensoy'la hiç tanışmadan sadece kitaplarından ve oyunlarından yollarını çizdiler. Biri de nacizane olarak benim tabii. Bir kitabını okuyarak, sonra bütün külliyatı okuyarak, bir oyunu izleyip bütün oyunları izleyerek... Daha bugün bize bir telefon geldi. Ben çok geç de olsa Ferhan Şensoy'la yeni tanıştım dedi. Oyunlarını nereden izleyebilirim? İşte onunla YouTube kanalına yönlendirdik. Ama hayır, herhangi şeyler izlemek istiyorum. Mobilet.com zaman zaman seans koyduğumuz bir şey, mecra. Oradan izleyebilirsiniz. Böyle dediğin gibi aparta bekleyen çok fazla genç insan var. Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Çok yıllarca bir sürü insanla çalıştık. Benim samimiyetime güven. Aleyhinde konuşulmayan tek insandır yani. Ferhan Şensoy. Muhakkak. Bak bunu samimiyetime güven. Yani yıllarca çok iyi, çok özel insanlarla çalıştık. Ama aleyhinde bir kişinin laf ettiğini ben Ferhan için duymadım. Evet. Gerçekten söylüyorum, duymadım. Herkes kendinden, ondan ufak büyükler bile hep hocam diye, hocam Ferhan, üstad diye konuşurlar Ferhan'la evet. ilgili. Çok yaşasın Ferhan. Evet, çok yaşasın abicim. E hadi artık ne yavaş var? Yavaş. Hadi sırada, evet sırada ne varsa ondan gidelim, sonra onun, da yavaştan. Bir hatta bitiyor sıradaki parçamız dedikodu. Final mi? Finale geldik. Tamam gelelim abi daha. Gerçekten mi? Evet olacak abi. Daha her selam şey vermeyecek miyiz? Ha? Vereceğiz selam ya, vermez zor muyuz değil mi? Ama şeyi bir dakika şeyi söyleyecek. İkinci perde başı. Allah'tan söyle dur sen anlat abi ben şarkıyı bileyim. Şimdi ikinci perdenin başı Ferhan, Hümeyra ve Rasim'in bir skeciyle başlıyor. Bir oyunuyla başlıyor. Şimdi bir spot yanmıyor. İşte Hümeyra da çıkıyor diyor ki ya diyor spot evet. yanmıyorsa bunu tabir edin ben olsa çıkayım sahneye falan diyor. Öyle bir gelişiyor iş. Elektrikçiler. Ondan sonra şey gelişiyor iş. Yalnız... Birinci o perdeye gelmedin. Sonunda ilk perdenin sonu finalinde. Birinci perdenin şeyinden başladın. Niye ben ikinci perdenin başından başladım peki çünkü, o zaman? Çünkü sen hepimiz bizden birkaç adım daha da ileri olduğum için. İleri olduğu için evet o yüzden. Hakikaten sizi hiç ilgilendirmeyen bir sahne orası. Bu da var. Beni çok etkilemiş. Çok eğlenmişim o zaman. Çok eğlenceli bir sahne. Elektrikçiler şey de var. İçinde yani spontan espriler var. Orada doğaçlamalar da var. Rahmetli Rasim Öztekin'in de müthiş oynadığı bir sahnedir. Elektrikçiler diye YouTube kanalımıza görebilirsiniz evet. o sahneyi. Şimdi birinci perdenin finaline geleceğiz. Sırp askerini oynuyor Rasim. Evet, bir Sırp askeri işte neyse. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın evet. çıkış hikayesi. Öldürüyor falan. Rasim yerde yatıyor. Şimdi biz orada şarkı söylüyoruz falan böyle dramatik bir yer bir anında vardı galiba. Rasim şöyle bir baktı bize bir göz kırptı biz üçümüz de dağıldık. Ve artık ikinci perdenin finaline gidiyor. Şey birinci perdenin finaline geliyoruz. Ya şarkıya girmemiz lazım. Ferhanlar falan da söylüyor şarkıyı. Ferhan Hümeyra da söylüyor. Biz gülmekten yani ama bir o şimdi Rasim bir onu onun arkasında da Hümeyra hiç yapmayacağı bir tonlamayla bir şey yaptı abi. Rasim arkasında sözleşmişler gibi Hümeyra da çok başka bir tonlamayla girince hani dans edecek şimdi çalacak şarkıyı da Allah'tan falan. Biz bir döndü Ferhan biz üçümüz yani bizim dalağımız gevşek. Hani böyle katıla katıla gülüyoruz hani şey falan değil.
Ferhan baktı sonra başladılar tek başlarına müziksiz falan oynamaya. Ama şey Allah'tan şey de şarkıda yani onu insanlar mizansen de zannetmiş olabilirler. Bir orada sessizlik var. Hani o onların döndüğü. Evet. Evet, evet. Çünkü ışık geç sönüyor, sönmüyor falan. Sönür Rumenige durumu var. O mizansen yemiştir. Bu arada orta oyuncular dalak düşmesine çok müsait bir yer. Size çok iyi ki. Yani, başka bir programda anlatırız onları. Tamam, unutmayın. Yani çünkü orta oyuncular hocanın metne dayalı mizahı olduğu için o kadar uyumsuz şeyler var ki bir anda... Lan ben burada ne yapıyorum durumu var. Seyirci de ben burada ne izliyorum durumu oluyor. Bir yandan seyirci kıkırdamaya başlıyor. Bir yandan kıkırdamaya başlıyorsun. Dur tarif edin. Hadi o zaman onu hatırlayalım. Şimdi şarkıda da söyleyeceğim. İşte yabancılar gelmiş Türkiye'yi paylaşmışlar falan da. İzmitliler de İzmit'i vermiyorlar. Onunla ilgili şarkı. Evet, evet. Aynen öyle hikaye. Allah'tan, Allah'tan İzmitliler kimseye vermediler İzmit'i. Allah'tan, Allah'tan İzmitliler kimseye vermediler İzmit'i. Dava pişmaniye davası değil ki arkadaş. Birinci dereceden emperyalizm davası. Allah! Birinci dereceden emperyalizm davası. Şunu dans ediyoruz. Evet, orayı dans ediyor. Sonra. Evet, ondan sonra. Söndür Rumeniye. Var mı başka şarkımız? Şimdi dedikodu ile bitiriyoruz abi. Dedikodu gibi olmasın ama ile bitiriyoruz. Bu biraz zor bir şarkıydı bizim için. Son şarkı hem yorgunluk hem de bunun da biraz ezberlemesi zordu. Yani bu şarkı bitince oh diyorduk oyun bitti. Bu şarkıyı coverlayıp koyuyorlar şu anda. Ben birkaç yerde denk geldim. Çok sevilen bir şarkı yani. Söylemesi, çalması herhalde insanlarda böyle bir şey uyandırıyor. Ben bu şarkıyı çalayım, söyleyeyim, koyayım. Güzel. Ütopyalar güzeldir. Bir, iki de bu. Ha, evet o da bir. Peki efendim o zaman bundan sonra da tüyeriz zaten biz tüyeriz abimle. Abi. Artık tüyeriz. Bütün... Ya YouTube kanalı, YouTube videosu zaten bundan. Evet ya fazla bile kaldık. Bütün olmaz, sıkılır insanlar. Ekibe de çok teşekkür ederiz. Ömer Şahin önderliğindeki... Birazdan ekibi de alacağız. Hatta şöyle yapalım mı? Sizi de alıp bitirelim. Siz sonra kapatırsınız. Uygun mu? Söyleyeceğiniz başka bir şey var yok mı abiler? Abi, yok. Teşekkür ederim. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Zahmet ettiniz. Estağfurullah. Geldiniz. Büyük keyifti bizim için. Olur mu? Eyvallah. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa son şarkıyla bitiriyoruz. Şöyle diyelim. Ya abicim bana niye soruyorsun? İstediğini söyleyebilirsin. Sen de bir bireysin. Öyle mi? Tabii bak. Bireysin. Nihayet biri olduğuma karar verdim. Ya bireysiniz de şöyle de bir handikap var. Şeşenler. Evet ya. Şeşenler evet. Kim? Kabile gibi, kabile kim gibi. Kim bunlar? Şeşenler göl kenarlarında yaşayanlar. Amcalar ve yeğenler. Belgeseller yani otçul beslenirler. Yılın bu zamanları. Efendim evet. Şöyle söylüyorum. Tüm orta oyunculara, orta oyuncuları sevenlere teşekkür ediyoruz. Fakat sen kendine kamerayı hemen nereden buldun öyle özel bir kamera kendine? Biz sabahtan beri ortalığa konuşuyoruz. Sen birden ışığı gördün. Ben, baba işte, ben de ara sıra oraya konuşuyorum. Ben öyle etrafı konuşuyorum ha. Benim niye kameram ya, yok ya? Bana dedin ki konuş dedin. Bak konuş dedin yine lafım için. Ben profesyonelim bu konuda tamam mı? Ben bana ne diyorlardı? Ne diyorlardı? Pozcu. Neden? Evet, pozcu. Ben çünkü tribünü oynuyorum. Pozcu. Kameraları oynuyorum. Pozcu ne abi? Ben seyirciyi oynuyorum. Abi çok iyi futbol oynardım ben de. Ya seyirci keyif alsın diye seyircilere oynardım. Pozcu. Pozcu. Ha, pozcu. Ha, pozcu. Öyle bir artist yani artist. Eyvallah. Şimdi artist yok değil mi? Siz ne demek istediğimi anladınız. Yani her nedeninle. Hadi söyle. Hadi buradan söyle. Bir şey çıkmayacak. Söyle. Çok teşekkür ederiz. Portoyuncular YouTube kanalında izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Zilin sesini de açın. Bunu söylemek gerekiyormuş. Yani ben biraz... Bana yakışmayan bir yabani oldum bir cümle ama zilin sesini açın. Bir de Gündoğarken'in YouTube kanalına abone olun. Onun da zilin sesini açın. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Dedikodu gibi olmasın. Evet. Buyurunuz. Gelmiyor mu gençler? Şarkıyı şey yaparken gelecekler. Peki. Hep beraber bitireceğiz. Dedikodu gibi olmasın ama Hanifi Ekber, Adolf Rehber bizden duymuş olmayın, bizden duymuş olmayın. Zenginler de yaratır seni beni öldürür.
giden savaş, zenginlerde yaran Ömer Şahin. Seni beni öldüren savaş, biz söylemiş olmayalım. Hakan abi. Ne bize lazım? Suat abi. Dünyaya ders vermeye karar verirler. Ve lakin dünyada birinci giderken evdeki faşizmden olmak da mümkün. Bizden duymuş olmayın, bizden duymuş olmayın. Zenginler de yaratır seni beni öldüren savaş. Zenginler de yaratır seni beni öldüren savaş. Söz aramızda. Yıl 945, Nisan'ın 11'i. Alman'a ayak basar Amerikan askeri. Nisan'ın 20'si. Nürnberg'in düşüşü. 23 Nisan'da giriyor Berlin'e Sovyet askeri. Askeri. Bizden duymuş olmayın, bizden duymuş olmayın. Zenginler de yaratır seni beni öldüren savaş. Zenginler de yaratır seni beni öldüren savaş. Yıl 945, Nisan'ın son günü. İntihar eder Hitler. Dedikodu gibi olmasın ama Hiroşima mon amour, Nagasaki my love. Ağustos son dördü. Dünyanın başına bu çorabı kim ördü? Dedikodu gibi olmasın ama Manito Ekber Adolf. Bravo. Bye bye. Eyvallah.